أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين دستور يا سيدي سلطان أولياء مدد يا مولانا محمد الحق المدد اللهم صل على سيدنا Muhammed'in nebili ümmi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Elhamdülillah, Allah'ımıza hamdü senalar olsun. Mevlid-i Şerif ayına da gününe de yetiştirdi bizi Mevlamız. Rahmetine, rahmetin ipine sarılmak, o ipi bırakmamaktır muradımız. Allah'ın rahmeti de tecelli eyledi. İnsan güzel bakar, Allah güzel gönderir. Subhanahu ve Teala bize güzel bakmakla emreyler. Vazifemiz o. Tersini ne olur? Belki tersi de olabilir. Olabilir. Evet, olabilir. Ama Rabbimiz Subhanahu ve Teala benden güzeli umun, beni güzel zannedin, beni güzel bulun dedi. ''Ene inde zanni diyerekten yani. <laughs> hamdü senalar olsun Mevlamıza ki Mevlid ayı rahmetle girdi bir hastalıkla başladık. Ta 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 Mevlid gecesi. <laughs> Elhamdülillah sona erdi yani. Allah'ımıza hamdü senalar olsun. Yani önemli bir hastalık değil bu ama bunlar hep Allah'ın lütfu ve bereketi Celle Celaluhu. Rahmet ayı olduğunu bize hep kanıtlıyor Mevlamız. Hamdü senalar olsun. O kutlu peygambere salatu selam olsun. Mevlid ayının kutsiyetini, mübarekliğini, kanıtını ister çoğu insanlar. Nerededir onun kanı? Niye siz bunu kutluyorsunuz? Kitapta böyle bir delil mi gördünüz? Kitap zaten olduğuna bunun delilidir. Nasıl bunun delilidir? Kitabı mukaddes, kitabı kerim, kitabı hakim Resul-i Ekrem'e sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ayında Kadir Gecesi'nde inmiştir. Onun için Kadir Gecesi nedir? Bin aydan daha mübarektir. Efendimiz var olacak ki, var olduktan sonra 40 yaşına erecek ki Kadir Gecesi gelecek. Ondan sonra Kur'an-ı Kerim nazil olacak. Yani Mevlid Gecesi olmasa ki bu gecede Resul-i Ekrem doğmasa Efendimiz 40 yaşına nasıl gelecek? 40 yaşına nasıl varıp da Ramazan'ın Kadir Gecesi'nde Kur'an nazil olacak? Yani Kur'an-ı Kerim'in kabı olacak aynesi olacak, menşei olacak, nurunun kaynama noktası, pınarı olacak o kalp ruhlar aleminden bu aleme, mülk alemi dediğimiz bu aleme teşrifi bu gecede olmuş. Bu neyi? Bu muştulu bir gecedir. Bu müjdeli bir gecedir. Neden? Artık Kur'an'ın nazil olması günleri yaklaşıyor demek oluyor yani. Neden? Kur'an'ın nazil olacağı o ulu kalp dünyaya teşrif eyledi demek. Yani aslen Kur'an-ı Kerim'in nuzulu, gelişi her şeyiyle Mevlid gecesinin mübarekliğinin kanıtıdır yani. Kur'an-ı Kerim'in nuzulu Resul-i Ekrem'in peygamberlik noktasına adım atışının gecesidir. Melekut alemine açılışının yani tabiri caizse manevi ikinci doğumudur. Manevi doğumudur Resul-i Ekrem'in sallallahu aleyhi ve sellem. O manevi doğum bin aydan daha hayırlı oldu Allah katında. E o manevi doğumun olabilmesi için önce bu doğumun olması lazım. Ki zaten evliya-i kiram bu noktaya baktılar, bildiler ve kalben kalben Resul-i Ekrem'in nuruna dönünce efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem dünyaya teşriflerinin hallerini bildiler. Onu anlattılar Süleyman Çelebi Hazretleri. indi gökten melekler saf saf. Kabe gibi evimi eyledi tavaf diyor Hazreti Amine'den anlatıyorlar yani. Efendimizin doğacağı evi. Altından bir tas, bir ibrik. Ondan sonra Efendimizin doğumu gerçekleşecek diye yani. böyle asıl böyle harika şeyler sudur etti. Mekke'nin müşrikleri de tabi o gün bu harikalığı gördüler. Bu güzelliği gördüler, bu değişik haller yani sudur etti. Ama tabi yani acaba nedenleri ne, ne oldu ki gibisinden gelip geçti o günler yani. Ama Allah katında tabii ki o ulu peygamberinin dünyaya teşrif etmesi tabii ki aynen Süleyman Çelebi Hazretleri'nin anlattığı gibi harika bir şekilde husule geldi yani. Evet. Onun için mevlit ayıra erişmek ne büyük bir fazilettir. Bu ayda dualarımızı, ibadetlerimizi, zikirlerimizi çoğaltmak bize hep nedir? Berekettir. O kutlu peygamberin her hali, her tavrı, her fiili takip edilecektir. Her takip edildiğinde de gökten ilahi nimetler mutlaka inecektir. Bunda şek ve şüphe taşımasın kimse. Şek ve şüphesi olan insan o ilahi ikramdan mahrum kalır. Nasıl şefaati inkar edenler ya da şüphesi olanlar şefaatten mahrum kalacaklarsa efendimizin ismi anıldığı zaman salavat getirmek ve onun yolu takip edildiği zaman, onun bir hali, bir tavrı yerine getirildiği zaman oradan bereket nazil olacağı konusunda şek ve şüphe ederse bir insan o bereketten mahrum kalır. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin'in nebiyyil ümmiyyil وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ Zaman tabi sıkıntılarıyla önümüze serilmiş durumda. Ahir zamanda yaşıyoruz. Fitneleri de bol. Manevi olarak da sıkıntılar var. Artık o manevi sıkıntılar taştı, 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 taştı. Maddi sıkıntı olarak da önümüze çıktı. Görünen sıkıntılar maddiden bahsettiğimiz o yani. Manevi sıkıntı neydi? İnsanlar dinini takip etmiyordu. Allah'ın emirlerini yerine getirmeyip yasaklarını çok rahat çiğniyordu. O hala çiğniyorlar yani maalesef. E bu durum böyle olunca tabi bu ne olacak? Bir vakte kadar Allah bu Mübarek kulların hürmetine mühlet bizlere ikram eyledi. Ama ondan sonra ne oldu? Allah'ın cezası da var. Cezası da gelir ve o cezada geldi mi? geldi. Öyle değil mi? Yani iki sene önceki veya da bir sene önceki o rahat yaşantımızı kaybettik mi? Kaybettik. Bir daha elimize gelecek mi? Meçhul. Bilmiyoruz. İnşallah gelecek diye ümit ediyoruz yani. Allah'ın ipine sarılırsak, Resulullah'ın sünnetine sarılırsak o zaman Allah üstümüzde oynanan oyunları bozar. Bize kuvvet verir. Yeryüzüne bizi sultan da kılar. Ama biz o kutlu peygamberin yolunu takip ettiysek eğer. Yok paranın kölesi oluyorsak, paranın peşinde koşuyorsak, dünyanın kölesi olmaktan başka bir gayemiz olmuyorsa eğer, o dünyalı Resulullah için sarf etme konusunda elimiz titriyorsa kalbimiz titriyorsa eğer, e, o zaman Efendimizin yolda gitmiyoruz demektir yani. E, hastalıklar o zaman böyle devam eder maalesef. Yani herkes kendi durumunda kendi grubunda bakacak haline yani. Sen demeyeceksin çarşıda pazarda gezen benim için benim yaptığımın yarısı kadar Resulullah bir şey yapmamış. Resulullah namına bir şey yapmamış. Demeyeceksin. Sen diyeceksin ki bak derviş, hakiki dervişler Efendimiz için neler yapmışlar diyeceksin yani. Böyle böyle herkes kendi grubunda değerlendirecek. Ama işimize gelmediği zaman maalesef nefsimize tabi oluyoruz. Hep alt gruplara bakıyoruz. O bizde neler var neler diyoruz yani. <laughs> Ve hep yerimizde sayıyoruz öyle yaptığımız müddetçe. İşte bu sıkıntıları türlü türlü giderme yolları var. Kimi zaman Kur'an-ı Kerim'e sarıldı büyükler. Kimi zaman hadis-i şerif kitaplarına sarıldı. Kimi zaman Efendimiz'e yazılan o mübarek şiir kitaplarına sarıldılar. O mübarek şiir kitaplarından birisi ki İmam-ı Busayri Hazretleri'nin Kaside-i Burdesi'nde iki beyt var ki son zamanlarda bize tabi bu bir ilahi ikram olarak verildi. Bu ilahi ikram olarak verilmesi de bakın ikram vardır, İslam'da keramet vardır. İkisi ayrı konuda değerlendirilir. Keramet nedir? Makam sahibi zatın kendisinin gösterme yetkisi olduğu harikulade olan şeydir. Suyun üzerinde yürür, dünyanın öbür tarafındakini görür, onlar haber verebilir. Bu bir ilahi kendisine verilen nimettir yani. İkram denilen ise Kulun kendi kuvvetinden olmayıp direkt Allah katından dökülen demektir yani. Onun için o kulun kendine büyüklük nispet etmesi gibi bir şey değildir bu. Gökten yağmurun düşmesi nasıl bir şeyse bu ikramda öyle bir şeydir yani. Ama hangisi Allah katında daha üstündür onu da Allah bilir. Sübhanehu ve Teala. Ne üstünlük davası gütmektir kulun işi ne bir şey. Allah'ın kulluğudur davamız yani. O sıkıntıları gidermek namına şeyhimizden bir berekat olarak bize geldi Şeyh Mehmet Efendimiz'den daha önce de söylemiştik bunu bir sohbetten nakle eylemiştik. İki kasideyi buradan iki tane beyti şerif rüyamızda getiriliyor. Büyük bir işte şey bizim dergahımız gibi sapanca dergahımız gibi aynı üst katı var alt katı var. Şey efendi hazretleri üst katında biz de onun yanındayız. Ondan sonra bir mübarek evliyalar grubu tarafından kırklar mı yediler mi bilmiyorum artık. Bir hediye geldi diyorlar koskoca bir sandık gibi bir şey böyle. Büyük, süslü. Hani hani gelinlere yapıyorlar ya öyle siyah felaket bir şey yani. Şey efendi hazretleri bana dedi ki git aç bakalım ne gelmiş. Gittim aşağıya indim. Artık ben içinde hazine falan çıkacak gibi böyle <laughs> süslemişler ki büyük de bir sandık yani. Sandığın kapağını bir açtım. içinde kasideyi buradan iki tane beyt yazıyor sadece. O kadar süslenmiş harika bir masa, üzerinde harika bir sandık, sanduka yani. Üstü de süslenmiş, içerisinde kaside buradan iki beyt var sadece. O vakit dedim yani mübarekler baksana nasıl hürmet ediyorlar. Efendimiz namına yazılmış iki beyt. Tabi o iki beyt de aslında ümmeti Muhammed'e reçete olacak iki beyt yani. Sıkıntılar her düştüğümüzde. O iki beytte şöyle yazıyor. Onu da nasıl iki beyti rüyamda aslında ezberlemedim yani. Fakat rüyamda şöyle bir durum oldu. Beytlerin diyorum ikinci mısraları illa kelimesiyle başlıyordu. Orada illa kelimesiyle başladığına göre diyorum. Arabi kaideye göre başında la geçer. Ki sonra illa gelsin yani. Ondan sonra şey Efendi Hazretleri diyorum ki efendim bunların başında la olması lazım değil mi? O muhabbetten o konuşmadan aklımda kalıyor. Bunun ikinci beyti illa ile başlıyordu diye. Sonra bakıyorum kasideyi buradayı baştan sonra iki tane beyt var sadece bu dediğim gibi yani. Öyle buldum o, o beytleri yani. Onları okuyalım inşallah ki gerçekten ne yapmamız gerektiğine işaret olan iki beyttir bu. بسم الله الرحمن الرحيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ما سامني الدهر ضيما واستجرت به الا ونلت جوارا منه لم يظم وللتمست غنى الدارين من يده الا استلمت الندى من خير مستلم Maula salli ve sellim daiman havana ala habibike hayril halki kullihim Ey Mevlam ey mevlam salatu selam eyle daiman ebeden diyorum İmam Musa eri hazretleri ala habibike sevgilin üzerine hayril halki kullihim bütün mahlukatın en hayırlısı olan Öyle başlıyor. Kasideyi i Burde. kaside -i Burde her beytin evvelinde okunması adab olan bu beyt. Bu ayrı. Şimdi anlatacağımız beytleri anlatacağız inşallah. Söylediğimiz beytleri. Diyor ki İmam Bussayr Hazretleri. Ma samani dâhru daimen Asrın, zamanın sıkıntıları bana hiçbir şey yapamadı diyor. Sıkıntılı bir dönemde miyiz? Sıkıntılı bir dönemdeyiz. Her yönden yani. Maddi yönden, iş yönünden, rahat yönünden, her yönden sıkıntılı bir dönemdeyiz şu an. İşte ona işareten diyor ki zamanın sıkıntıları bana hiçbir şey yapamadı. Nasıl? İlla tu civar minhu. Ben Efendimizin nuraniyetine sarıldım. Resul-i Ekrem'in ipine sarıldım, yoluna sarıldım ona yakınlık elde edince zamanın sıkıntıları bana hiçbir şey yapamadı diyor. He. Demek ki sıkılıyorsak, bunalıyorsak, rahatsız oluyorsak sığınacağımız, sarılacağımız, gideceğimiz bir yer var. Bir makam var, bir zat var, bir yol var. Efendimizin yolunda koşmamız gerek. Onun sünnetine yapışmamız gerek. Hani anlatılır ya bazı savaşlar kaybedildi. Neden diye araştırıp meşveresi yapılınca yahu demiş siz misvak kullanmadınız mı yoksa? Hangi sünneti bıraktınız? Hazreti Ömer demiş yanlış hatırlamıyorsam. Hangi sünnet? Misvak sünneti. Hemen misvak sünnetine dalıyorlar. Fetih nasip oluyor yani. Nice nice bunun gibi şeyler. Efendimiz'e yapışınca, ona yakınlık elde edince diyor zamanı sıkıntılara bana hiçbir şey yapamadı. Ama burası da çok önemli. Vel talastugina dâ'ayni min yedihi. Ben ona gittim. Ona yakınlık elde ettim. Onun huzurunda oldum. Ondan dünya ve ahiret zenginliği istemedim diyor. Derdim bu olmadı hiç yani. İllestalemtu neda min hayri müstelemin. Ben ondan ikram edenlerin en güzeli, en cömerdinden onun bana ikram edeceği, benim için güzel olan şeyi, ona yakın olmak, onunla olmak. Bunu istedim ondan. O, o isteğimle birlikte ona yakınlığım hasıl oldu. Dünyanın sıkıntıları bana hiçbir şey yapmadı. Hiçbir sıkıntı çekmedim. Elhamdülillah. İmam Busayri Hazretleri 500 sene, belki 700 sene önce yaşamış bir zat. 700 sene önceden bize ikram gönderiyor bu mübarek yani. Sıkıntıya mı düştünüz? Ben de düşmüştüm. Ne yaptım? Efendimiz'e sarıldım. Ona yakınlık elde ettim. Kimi vakit salavatı ile, kimi vakit güzel evsafı ile, kimi vakit hadisi şerifini okuyaraktan, kimi vakit getirdiği Kur'an-ı Kerim'i okuyaraktan, onun haliyle hallendim, onun sözüne, onun kavline, onun fiiline büründüm. Zamanın kasırgalarıymış, neleriymiş, esti gitti ben hiçbirisini duymadım bile diyor ya. Yani. Biz de işte madem sıkıntılı dönemlerdeyiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine sarılalım. Sımsıkı onun yolunda gidelim. Zaten o zaman göreceğiz ki zaten Efendimiz bütün sıkıntıların reçetelerini bize öğretmiş. Çıkar yollarını bize göstermiş yani. O kadar müşfik olan, şefkatli olan peygamber ümmeti için gerekli olan her şeyi, her yolu, yani nerede daraldın, nerede sıkıldın oradan sana çıkış yolunu hep öğretmiş Efendimiz. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ama biz ne yapıyoruz? Genel olarak doğru noktaya bakmayı kaçırıyoruz. Gözler odaklanmayı bırakıyor. Hakka odaklan. Allah'ın Resulüne odaklan. Yolun hep çıkar yolu olsun. Çıkmaz yola hiç girme. Takılıp da sıkılıp da sıkışıp da kalma hiç yani. Allah nasip eylesin Efendimiz'de olmayı her daim. Allahumma salli ala seyyidina Muhammedin nebiyil ümmi ve ala ve <laughs> sahbihi Ahmet Yesevi Hazretleri'nin harika bir Sevdai Muhammed isminde şiiri var. Ahmet Yesevi Hazretleri biliyorsunuz ki tarikatı Türklere getiren zattır. Nakşibendi halifesidir. Çok mübarek bir zat. Harika da anlatmış, çok da güzel. Anlatabildiğimiz kadar anlatalım inşallah. Vaktimiz dar değil elhamdülillah. Namazımızı da kıldık. Sabaha kadar yolu var. <laughs> bu nurlardan, bu bereketlerden alalım inşallah. Hu, miskin Ahmet koluna kitabetli Muhammed, yetim, fakir, garibe karşı eli açık Muhammed diye başlıyor şimdi. Başım ge duşup narayı sevdayı Muhammed Men anın için küyde şeyday Muhammed Eski Türkçe tabi bu. Hiçbirimiz anlamadık. <laughs> Eski Türkçeyi bilmiyoruz. Başıma düştü Efendimizin sevdasının ateşi diyor. Aşkının ateşi düştü başıma. Ben onun için Efendimizin sokağında kendimi kaybettim. Yani onun nurunda, onun aşkına daldım, o muhabbette kendimi kaybettim diyor. Bize de lazım olan bu yani aslen. Biz aşk noktasına erişemiyoruz. Seviyoruz diyoruz ama aşk dediğim böyle olacak. Kendini kaybedeceksin. O sokakta, o yolda, o minvalda kendini kaybedeceksin. O vakit Hz. Ebubekir Sıddık gibi yani eline gelen giden derdin olmayacak. Yanına gelen giden derdin olmayacak. Neden? Ben Efendimiz'deyim diyecek çünkü. Yeryüzünün en büyük hazinesi, en büyük cevheri, en mübarek ışığı ve nurunun yanındayım ben. Ondan maada gelen gelmiş, giden gitmiş. Kendi bilir yani. Öyle. Kim ümmeti dur hamdu sanatın mayınaytun. Ben kasama beni rüsvay Muhammed. Sallallahu aleyhi ve sellem. Kim ki diyor Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ümmetidir. O durmadan hamdü sena eyler. Yani biz her gün Efendimizin ümmeti olduğumuz için hamd etmeliyiz. En kutlu peygamberin, en harika peygamberi ümmetiyiz. Ya Samet diyor. Ey Samet olan Mevlam. Beni onun itibarsız bir aşığı eyle. Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. İtibarsızın kelimesi herhalde burada. Yani kendini unutmuş manasında. Deli divane aşığı eyle beni yani onun. Kıl gülmeni sen aşık yektay Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Gönlüme koyup aşkının muhabbetini Allah'ım sen beni efendimiz Muhammed Mustafa'nın biricik aşığı eyle. Kalbime onun muhabbetini koy ve ona deli gibi aşık eyle. Biricik aşığı eyle beni. Efendimizin kim söylüyor bunu? Ahmet Yesevi Hazretleri. Evliya-i Kiram'ın yücelerinden ulularından bu yani Ahmet Yesevi Hazretleri manen deyi majnun geçirip iki cihandin divane kılıp kıl beni Muhammed iki cihandan beni mecnun misali geçir ya rab divana eleyip deli gibi aşığı eyle beni efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem bu dünyada da Ahirette de mecnun olayım, mecnun geçeyim. Dert değil yani. O kutlu peygamberin aşığı olayım. Tek istediğim budur. Şimdi insanlarımız genel olarak hangi noktadan dokuyorlar? Zengin olamadık, sıkıntıdayız. İşimizi tutturamadık, sıkıntıdayız. Zengin olan, evi olan, parası olan bu adamın işi iş diyor herkes böyle. Allah ona vermiş hatta bana vermemiş diyor. Böyle gözde bakan da var yani. Kendini Allah'ın aşağıladığını sanan da var yani. Halbuki Allah Subhanahu ve teala hepimize aynı noktadan ikram etti. Efendimiz'e aşık olma yolunu da seçebiliriz. Bunu seçmek için ne para lazım ne pul lazım. Ne araba ne mal mülk lazım. Sağlam bir niyet lazım. O yolda gitmek, o aşka ermek için bütün donanım sende var. İlahi cevher kalbi Allah koymuş ama sen oraya ne koymuşsun? Oraya bakmak lazım. İşte Ahmed Yesevi Hazretleri diyor ki: "Ya Rabbi bu cevhere, bu mübarek kaba senin ve resulün aşkını koy diye isterim." Sonra öldür, yandır, her sıkıntıyı gönder ama o ceza günü çılgın bir aşığı eyle beni Muhammed'in diyor Allah 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 küydür köyüdürgilu her mihneti salgil olruz kıl beni şeyidayı Muhammed böyle işte öldür beni. Ya ne demek biliyor musun? Dünyadaki sıkıntılar dert değil ya Rabbi diyor. Öldür beni, yandır beni, her sıkıntıya daldır beni sorun yok. Sal bana yani onları. Yeter ki kıyamet gününde bir çılgın aşığı olayım Efendimizin. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Allah, Allah Allah. İkram üzerine ikram Allah veriyor şimdi. Celle Celaluhu namazdayken kalbimize ikram olundu bu da insan dertleri neden gözünde büyütüyor? Acep. He. Şimdi tefekküre daldığınız zaman insanların arkanızdan konuşması ya da size bir oyun kurması, size zarar vermesi çok büyük noktada bizim canımızı sıkıyorsa biz o insanların makamındayız demektir. Nereden anlayacaksın bunu şimdi? Bir küçük çocuk sana çok sinirlense, olur olmaz laflar da etse, kale alır mısın? Almazsın. Umursamazsın. Neden? Senin sınıfın değil çünkü. Değil mi? Evliyayı kiramın nasıl o sıkıntıları rahat bertaraf ettiğinin delili bu yani. Onların makamları çok yüce. Arkasından bir sürü insan konuşuyor. Hele Şeyh Nazım Hazretleri yani. Hiç umursamazdı. Hatta latife yapardı. Hep derdi ki <laughs> reklamın derdi kötüsü olmaz. <laughs> Kim ne konuşuyorsa konuşsun. Biz Allah'ın <laughs> hizmeti ne yani? Celle Celle. Hiç, bu, hiç umursamazdı Şeyhimiz Hazretleri yani. Şimdi öyle neden makam yüce konuşan ne konuşursa çocuk konuşuyormuş gibi geliyor ona. Ama biz ne yapıyoruz? Biz takılıp kalıyoruz. Neden? Biz o yüce makamlara eremedik daha. Kimse yani ister adına hoca densin, ister şeyh densin, ne denirse densin. Milletin konuşmalarına takılıp kalıyorsa ve bunlara cevap verirken sadece insanları aydınlatmak maksadıyla cevap vermiyorsa da kendi içindeki uhdeyi çözmek için cevap veriyorsa konuşanların makamında olduğunu kanıtıdır bu. Ama umursamıyorsa, anlatırken sadece hakikat ortaya çıksın. Konuşan konuşacak zaten. Hani Musa Aleyhisselam'ın kıssası var ya. Ya Rabbi senden bir şey isteyeceğim. İste kulum. Hatta Musa Aleyhisselam allah Teala öyle buyurdu ki. Musa Aleyhisselam Rabbimize dedi ki ya Rabbi bazı şeyler isteyeceğim ama utanıyorum. Ufak diye utanıyorum yani. Sofranın tuzunu dahi bulamasan benden istedi işte, de allah Teala. Celle Celaluhu. Sofranın bak ne kadar Musa Aleyhisselam'ı seviyor. Sofranda tuzun eksik olsa benden iste dedi. Benden iste. Ki muhabbet öyledir yani. Rabbimiz muhabbeti öğretiyor. Hakiki muhabbeti öğretiyor Musa Aleyhisselam'a. Her noktada bana döneceksin diyor yani. Başka hiçbir şey. Mümkün değil. Bundan sonra Musa Aleyhisselam Rabbimize dedi ki Ya Rabbi insanlar arkamdan konuşmasın. Bunu istiyorum senden. Böyle söyledi. Allah Subhanahu ve Teala. <laughs> Allah Teala dedi ki ben bunu kendime bile vermedim. Kendimi bile bundan beri kılmadım dedi Musa Aleyhisselam. Bu ilahi takdirin bir icilvesidir yani. İnsanlar yaratıcısının bile aleyhine konuşurlar. Nimeti veren ben, yağmuru veren ben, aldığı nefesi veren ben, ruhunu veren ben olduğum halde benim bilaleyhime konuşurlar bana bile oğlu olmadıklarını söylerler yani. Onun için bu olacak bir istek değil dedi yani. <laughs> Musa aleyhisselama. Netice nedir? İnsanların konuşması seni etkiliyorsa bil ki ha, kimler konuşar? avamın nas. İster sana şeyh desinler, ister hoca desinler. Sen avamdansın arkadaş. Avamı nastansın sen yani. Kendini nereye çıkartırsan çıkart. Dille çıkmakla olmuyor ki bu işler. <laughs> Ama insanların dediği seni ilgilendirmiyorsa, senin kalbini rahatsız etmiyorsa, sen Allah'ın ve Resul'ün dediklerine bakıyorsan o zaman senden güzeli yok yani. İşte onu da söylüyor. Bunu söylüyor mübarek. Diyor ki, öldür, yandır, her sıkıntıyı ver. Neden? E çünkü onlar Allah'a dönmüşler. Kalplerini o sıkıntılar sıkıntı gelmiyor ki zaten onlara. Görmüyorlar yani. Efendimizin çektiği imtihanların yanında bizimki ne sayılır ne olabilir yani? Hiç. Ama ona onu zorladı mı? Yok. Allah'a kalbi bağlı diye zorlamadı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ümmet yedi u yemeni nimet kerameti dursan kanı gemhay Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem her zaman ümmetin gamını yedi diyor. Gam çekti ümmeti, nimet yemedi. Keyfi, keyif yapmadı dünyada Efendimiz. Gam çekti, nimet yemedi. Kerameti nerededir hani dersin hüzünlü Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem? Ona yapılan ikramlar nerededir? Ümmet deyi ben gece gündüz yedi hasret. Ümmet diyerek gece gündüz çekti hasret göğsünden çıkarır kan dolu kalbi Muhammed'in diyor sallallahu aleyhi ve sellem. İşte nerede nimet buldu ümmetim ümmetim diyerekten Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hatta ümmetinden birilerinin cehenneme düşeceğini ilk öğrendiği zaman Resul Ekrem efendimiz öyle hüzünlendi, öyle ağladı. Hatta ve hatta Sahabeden kimler geldi de hiçbirisini kabul etmedi. Ağlıyordu resul i Ekrem yani devamlı. Hazreti Ebu Bekir geldi, kabul etmedi. Hazreti Bekir de ağlayarak gitti. Selman'ın farisi geldi. Efendimiz kabul etmedi. Selman'ın farisi öyle bir ağlamaya başladı ki ağlıyordu, yere düşüyordu, kalkıyordu. Yere düşüyordu, kalkıyordu, öyle ağlıyordu yani. En son Hazreti Fatıma geldi. Annemiz onu kabul etti. içeriye girdi. Hazreti Fatıma Efendimizin yüzünün hatlarının ağlamaktan değiştiğini görünce Hazreti Fatıma başladı ağlamaya. Babasının o halini. Dedik ya Resulallah niye bu kadar kendinizi üzüyorsunuz yani. Ümmetimden cehenneme düşecek olduğunu duydum. Öğrendim bugün diyor. Onun için o hüzün, o ağlama üzerine Allah şefaat makamını veriyor Resulü Ekrem'e sallallahu aleyhi ve sellem. İşte nerede keyif yaptı Efendimiz? 23 senede İslam tamamlanıyor. 15 senesi Mekke dönemi ya. Mekke dönemi dediğin sıkıntılar, boykotlar, açlıklar, mübarek karnına iki tane taş bağlıyor. Alemlerin efendisi bu yani. Düşün. Dünyanın da ahiretin de sultanı. Ondan üstün bir zat yok. Hani biz biraz karnımız aç kaldığı zaman diyoruz ki Allahu Teala bizi haşa unuttu mu yani? Böyle kelimeler çıkıyor bizim ağzımızdan haşa. Hı -hı. Ya da işte falanca kulunu daha mı çok seviyor? Böyle kelimeler çıkıyor bizim ağzımızdan. Huu. Ve sonra işte o noktaya geliyoruz. Ümmet günahını Tileb bol şah şahen şah Ol ceza yok bizde pervayı Muhammed Ümmet günahını tileb Ümmetin günahlarının affını diledi o oh. Şahı şahen şah Şahların şahı Bütün şahların şahı o ceza günü bulur aradığını dertli Muhammed diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Burada ağladığı, üzüldüğü ümmetin günahının affedilmesi için ya ne kutlu bir peygamber düşünebiliyor musunuz? Bir de burada yani şunu anlamamız, idrak etmemiz gerekiyor. Bütün peygamberlerin bir hassesi, bir özelliği var. Hepsinin değişik değişik. Kimisi sert mizacıyla, kimisi farklı bir mizac ile insanlara ne yaptılar? Hizmet ettiler. Efendimiz'deki hasse özellik ne? Merhameti. Hepsinden farklı bir merhamet Allah ona koydu. Celle Celaluhu. Bunu da tabi Rabbimiz Subhanahu ve Teala Efendimiz'i yetim ve öksüz bırakmakla belki kalbinin daha yumuşak hale getirdi. Bununla birlikte ne anneye ne babaya değil her sıkıntıda hep bana gel. Hep bana gel benimle ol diye de öğretti Efendimiz'e. Ve neticede Resul-i Ekrem devamlı ümmetinin affı için uğraştı. Mağfireti için uğraştı. Dedim ya her noktada kurtuluş yolu gösterdi ümmetine yani. Her sıkıntılı durumda. Şimdi buradan baktığımız zaman he, bütün peygamberler Allah katında ulu. Ama birisi var. Şahı şahan şah. Hepsinin şahı. Özelliği ne? Kendini unutup insanlığa çalışması. Özelliği bu. Allah'ın huzurunda en ulu mütevazi hale sahip olması. Harika. Yani yedi kat göğü dolaşırken Cebrail Aleyhisselam'ın bir adım önüne geçmeyişi. Cebrail Aleyhisselam gel dediği yerden gelişi, çık dediği yerden çıkışı. Düşünsene yedi kapı var. Yedi kapıya çıkıyor. Allah onu davet etmiş. Hepsini Cebrail Aleyhisselam açıyor. Açtırıyor yani. O konuşuyor. Efendimiz'de ses yok. İçeriye giriyor. Selam veriyor. Kucaklıyorlar Resul-i Ekrem'i. Üst kapıya çıkıyor. Yani kalbin mütevaziliğine bakın ya. O yedi katında sultanı o aslında. O hepsinin varlığının asıl kaynağı o yani. Öyle olmasıyla birlikte Cebrail Aleyhisselam'ın peşinden edeple yürüyor. Arşu alaya çıkıyor. Arşa ayağını basmıyor, ayakkabısını çıkartmaya çalışıyor. Böyle bir mütevazi kalp yani. Bütün şahların şahı olmasıyla birlikte Allah'ın huzurunda en mütevazi efendimizin en ana özelliklerinden bahsediyorum. İlahi divanda bütün peygamberlerin tabii ki her ahlakta hepsinin önüne geçmiş ama en belirgin önümüze çıkan mütevaziliği bu da zaten Allah'ın nurunda fena makamının en üst noktasından yaşadığının işaretidir. Hiçlik makamı diyoruz ya hani o noktayı en dolu dolu yaşadığının işaretidir ki o kadar e, manevi bereketlere sahip olup da bunu yaşamak o apay ayrıcalık bir şey yani. Hani bizim gibi herkes kendini tartsın ya. Yani bir, bir gece kalkıp sabaha kadar namaz kılsak bir halimiz değişiyor hemen. Yani biz ufak ufak evliyalık var bizde diyoruz herhalde. Bu gecede baksana neler yaptık. Bir gece ya. Bir gece yani yedi kat göğü çıkan peygamber tek kalbinde titreme olmuyor o tarafa doğru yani. Nasıl bir ulu kalp? Ve bu kalp gecesini gündüzünü ümmetin affı için yalvararak geçirmiş. Hüngür hüngür ağlayarak. Geç gil hemedin izle Muhammed'in rızasın. Vallahi bulasan lahzada güyayı Muhammed. Bak bak ne güzel sözler bunu yani. Vazgeç her şeyden diyor. Sen Muhammed'in rızasını ara. Onu razı etmeye çalış. Bırak dünyanın makamlarını, paralarını, pullarını. Resul-i Ekrem'i razı etmeye çalış. Bak bak çok güzel bir reçete bu. Vallahi bulursun anında. Sanki Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem. Demek ki Efendimizin nuruna erme noktasını yolunu öğretiyor bize. Arıyor musun? Onu razı etmeye çalış. Efendimiz nelerden razı olur? O ipi tut. Tuttun mu? Efendimiz'i buldun demektir diyor. Çok yakındır yani onun nuruna eriş. Onun cemalini seyrediş. Geç gil hemedin izle Muhammed nirzasın. Allah bulasan lahzada guyay Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Öyle işte. Bu şiirler hep ders. Ders niteliğinde, bizim şiirlerimiz gibi değil, bizim şiirlerimiz Efendimiz hakkında güzel işler yapamayıp da işte şiir yazayım <laughs> diyen insanlarız bizler yani. Okutlu insanlar hem aşkını dile getiriyorlar, hem Resul-i Ekrem'e nasıl gideceğinin yolunu gösteriyorlar. Görüyor musunuz? Sen Efendimiz rızası için koş. Ne dedi Resul-i Ekrem? Sallallahu aleyhi ve selleme geldi, sahabenin birisi dedi ki ya Resulallah seni çok seviyorum. Aid dalil fakri, fakir hazırlan, fakirliğe hazırlan o vakit. Ha. Şimdi bunu söylesek herkes efendimizi sevmeyi bırakacak. Çünkü zenginlik o kadar harika bir şey insanımızda yani. Ama onu da söyleyeyim yani zenginler efendimizi sevmez diye bir şey yok yani burada. Fakirlik dediğimiz dünyanın malını gözünden çıkart manasında, dünyalık yani benden başka ne varsa hepsinin sevgisini kalbinden çıkart manasında bir söz bu elinde olabilir ama kalbinde olmayacak. Salgı'l kulağım gameni gavgay Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Senden dileğim budur ey örneksiz yaratan, ey misalsiz. Benim kulağıma Efendimizin kavgasını, davasını koy. O çınlasın benim kulağımda. Efendimizin sevdası, ona ait olan, onun yolu, onun isteği, onun rızası onlar benim kulağımda, kalbimde çınlasın. Hep ben de o hel, yolda hep yol alıp gideyim. Men örgüleyin hoş din seni Allah. Ben savrulayım hoş kereminden senin ey Allah'ım. Bir damla tadır. Savrulayım demek yani yok olayım gideyim demek yani. Neyim varsa feda edeyim demek yani bir damla tattır. Bir tamla tattır bana Efendimizin denizinden. Sallallahu Allah. aleyhi ve sellem. Ya neler var neler ya. Bütün ömrüm hiç olup gitsin. O ulu deryadan bir damla için diyor yani. Neden öyle söylüyor? Biz kendimizi çok kıymetli biliyoruz. Çünkü biz tevazu konusunda o noktaya gelemedik yani. Onun için Efendimizin makamını da anlayamıyoruz. Onlar Efendimizin makamını anladıkları için onun denizinden bir damlaya feda olsun ömrüm diyor yani. O damla ne kadar büyük, ne kadar harika, ne kadar engin ki düşün ömrünü hiçe veriyor onun için. Hani bir gün büyük şeyhimiz Hazretleri Şeyh Mehmet Efendimiz de bir kişiye nasihat ediyordu. Video kaydı da vardır bunun yani. Herhalde bir akşam yemeğinde mi kahvaltıdan mı bilemiyorum tam. <laughs> Ahmet Rufai Hazretlerinden anlattı şeyhimiz. Dediler ki Ahmet Rufai Hazretlerine bir gün manevi bir hitap geldi. Dediler ki yüksel. Böyle tabi onlar bizim gibi değil mübarekler. Yükseliyorlar yani. Ruhaniyet çok kuvvetli olduğu zaman diyor İmam Şahrani Hazretleri bedeni kaldırır yukarıya. Hiçbir sorun yoktur bunda diyor yani. Çoğu defa Mısır'da yaşıyordu ya. Mısır'da yukarıya yükselip şehri seyrettiğim olmuştur diyor. İmam Şahinan Hazretleri. Ruhani kuvvetimiz var, bedeni kuvvetimiz var. Biz bedene çok aşina olduğumuz için ruh bedeni kaldıramıyor. Ama ruhumuza tamamen yönelsek, bedeni zayıf bıraksak yani, yani ihtiyacı kadarını verip bıraksan gerisini, ruh bedeni kaldıracak o vakit. ...uçmak zor bir şey değildir diyor yani... ...İmam-ı Şahran Hazretleri. Bize zor tabii de. <laughs> Gidip de yapmayın yani. Kazıçlar'da laz mı? Yapmayın yani. Sonra... ...ruhaniyetimle yükseldim. Daha da yüksel. Yükseldim, baktım diyor. Bak dediler bana... ...baktım bir kum denizi. Öteye bak. Bütün manevi kuvvetimi... ...sarf eyledim. O... ...kum denizinin tamamını göremedim diyor. O kadar uçsuz bucaksız yani. Yaklaş dediler, yaklaştım. Bir daha yaklaş, bir daha yaklaş. Baktım o kum denizinin her tanesi bir dünya. Bir daha yaklaş dediler dedi, dediler bana diyor. Yaklaştım, Hı. baktım. Hepsinden aynı seda çıkıyor. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ne demek yani? <laughs> o bilmediğimiz nice alemler Allah halka iledi. Ne bu alem? Hepsinin sultanı idi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hepsinin. Onun için onun denizinden bir damla eyle beni. Bütün hayatım hiç olup gitsin diyor Ahmet Yesevi Hazretleri. Yol verici Rahman Rahim, Gafur ve Settar. Ben Muhammed'in yolundan şaşıp beni diyor, Efendimiz'in yolundan şaşıp da pişman olanlardan eyleme. Nasıl isimleri saymış bak. Rahmanu Rahim Gafuru Settar. Şu ulu evliyanın tevazusuna bak. Tevazusuna bak. Niye bu isimleri sayıyor? Niye bir? Yani diyor ki ben bu yolun adamı değilim diyor. Eksiklerle doluyum. Onun için Rahman olan zattan istiyorum. Rahmetiyle muamele etsin. Rahim olan Allah'ın rahmetini diliyorum. Gafur olan günahları silelin mağfiretini talep ediyorum. Settar olan Rabbimin ayıplarını örtmesini temenni ediyorum. Görüyor musun? Beni Efendimizin yolundan dönüp de pişman olanlardan eyleme ya Allahu Ekber. Allahu Ekber bir katrey mey ol elestin men inam kılgil bulayım hamdin gedanayı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Bir damla şarapla nimetlendir beni o elest kadehinden. Ne demek elest kadehi? Elestu bi rabbikum diyor ya. Allah subhanahu wa taala ruhlar aleminde ben sizin Rabbiniz değil miyim? Bütün ruhlar ne dediler? ...bela ya Rabbi dedik... ...evet sen bizim Rabbimizsin... ...işte... ...o anın tabi nice... ...Evliya-i Kiram var... ...onlar yaşadığı andan... ...evvelini de Allah onlara hatırlatıyor... ...neticede biz... ...sohbetin başında söylediğimiz gibi... ...Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem... ...bu gecede... ...varlık alemine teşrif etti... ...ama ruhlar alemi o ayrı... ...ruhlar aleminde ilk yaratılan ruh... ...Efendimiz idi sallallahu aleyhi ve sellem... Onun için sen... Kaçta doğdu, 1981'de doğdun 19 Kasım'da. Bu nedir? Bu bedeninle ruhunun giyindiği günün tarihidir. Ama senin ruhun ta ezelde yaratıldı zaten. O noktadan baktığımız zaman ki bu çok derindir bunun sırrı yani. Ruhuna döndüğü zaman kul, ruhunu kuvvetlendirdiği zaman. Yani 1981'den öncesinde hatırlamaya başlıyor. <laughs> daha da gerileri, daha da gerileri ta ruhlar alemini yani. Neden? Nasıl olabildi bu? Senin ruhun çünkü 81'de var olmadı. 81'de bedenle giyindi senin ruhun. Daha önceden var idi yani. İşte o elestu bi rabbikum deyip ruhları topladığın o anda o anın bilgisinin kadehinden beni kadehlendir dedi yani o anın bilgisini kalbime akıt ya Rabbi. Ki bak 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 burası çok önemli. Muhammed'i anlayıp sana şükredenlerden olayım. Ruhlar aleminde Kara Davud dersini dinlerseniz göreceksiniz ki orada anlatıyor mübarek. Efendimizin ruhu etrafında bütün ruhlar tavaf eylediler. Bana oradan bir kadeh ver de Efendimiz'i daha iyi anlayayım diyor. Bize işaret yapıyor. Yoksa o kadehleri içti yani mübarek. Biliyor ki anlatıyor yani. O ruhların Efendimiz'i tavaf ettiği o andan onu, onun bize baktığı andan bizim ona baktığımız andan. Ya Rabbi bize göster o nimeti ilahi. Aman ya Rabbi, ne güzel dualar bunlar. Ruhi siyenhin sür kademi piri muganga lütfet seberur dideyi binayı Muhammed. Sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi buradan sonrasını ne maalciler kabul eder <laughs> kimse kabul etmez. <laughs> Tarikadeli olmayan kimse kabul etmez. <laughs> Kara yüzünü pirin ayağına sür. Lütfederse verir Muhammed'in gören gözünü sana. Kara yüzünü pirin ayağına sür demek git Efendimiz'e ayna olmuş bir ulu zata hizmet et demek. Nasıl derse ne derse. Biz burada takılıp kalıyoruz yani ulan Nefis araya giriyor Nasıl derse Ne derse o şekilde yapmaya Takat bulamıyoruz Yandan geçelim diyoruz Alttan geçelim diyoruz Düz götürmüyor nefis maalesef Terbiye edemedik o kötü nefsimizi Allah bizi affeylesin ama Sultan Yunus Emre'nin bütün evliyaların söylediği gibi Ahmed Yesevi Hazretleri de söylüyor yani. Pir'in rızasını alırsan görebilirsin Efendimizin yüzünü, gözünü sana bakan gözünü yani. Oh. Var ya Yunus Emre Hazretlerinin de mübarek şiiri. Gel ey dost hakkı bulayım dersen bir mürşidi kâmile varmadan olmaz. Resulün cemalin göreyim dersen bir mürşidi kâmile varmadan olmaz. Maksadıma yet görmeni ey haliki biçun men der talebi zülfi semen sayi Muhammed. Beni maksadıma isteğime erdir ey Allah'ım. Ey misalsiz, benzersiz. Ben Efendimizin Yasemin kokulu zülüflerinin talibiyim. Resul-i Ekrem'in kokusunu da, bakışını da, sözünü de, her halini de görmek, bilmek, anlamak isterim yani. Yüz din kotarı perdeli Ahmet Sarı Bakkil. Men mendeyi olmuy siyah payi Muhammed. Yüzünden kaldırıp perdeyi kaldırıp bu miskine doğru bak. Ben kulun yerdeki siyah saçına Muhammed'in Miskin yesevi arzuyu ravzayı hazret Bul gaymı müyesser haki kefi payi Muhammed Miskin yesevi hazretin ravzasına arzular Efendimizin ravzasına arzular Müyesser olur mu acaba? Ayağının toprağına erişebilmek yani Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم Ümmet günahını tile bol şah şahen şah ol ruzi ceza yok bizde Pervay Muhammed başın ge düşüp narayı Sevdayı Muhammed Mananın anın çünkü yine şeydayı Muhammed kim ümmeti duru, hamdu senatın mayına itur Feka samada kıl bizi Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellem En güzel tabi noktalardan ne güzel noktalara parmak bastı mübarek birisi bu işte ümmetin günahını diledi ol mübarek. Onun için ruzi cezada bir pervamız yok, bir sıkıntımız yok diyor. Neden? Biz Muhammed Mustafa'nın ümmetiyiz. Sallallahu aleyhi ve sellem. Gece gündüz hamd etmesi gerekir ümmet olan kulun efendimize ve efendimizi bulayım diyen en önemli ders burası bizim için. Efendimize ereyim diyen ne yapacak? Onu razı etmek için uğraşacak. Gayret edelim inşallah onun sünnetinde ilerleyelim, razı etmeye uğraşalım ve şefaatine de tabi sarılalım inşallah. Allah Subhanahu ve teala bizi Efendimiz'e erdirsin, ondan gelecek bütün ikramlara bizleri nail eylesin. شفانت کرده مشکلمو احیا ای لشام کرمت ای هر حالی گزالی گل یوز ماهم شفانت کرده مشکلمو احیا ای لشام كرمت ای هر حالی گزال ای گل یز ماهیم شفانت کرمش گلم احیا ای لشاهیم كرمت ای هر حالی گزال ای گل یز ماهیم Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebil ümmi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim Resul-i Ekrem'in yolundan çıktık mı? kime dönersek dönelim batmaya ve bitmeye mahkum oluruz. İnsanlıktan çıkarız. Senelerdir insanlar kendini kandırıyor. Biz Müslümanız ne kötü ahlaktayız. Bak Avrupa ne kadar güzel yaşıyor diye. Avrupa'nın gerçek halini işte bugün görmeye başladık. Öyle değil mi? Recep Tayyip Erdoğan'a kızan bir yönetici kalkıp Resul-i Ekrem'e saldırıyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu saldırısı sene ne var? Bir şey mi yapar? Yok. Yapacak bir şey yok. Büyük şeyhimiz Hazretleri öyle söylerdi mübarek. Köpek salyasını kenarından su içip okyanusa bulaştırdı diye okyanus mu kirlenecek dedi. Yani bu köpek. Adı Macron olan bu köpek efendimize hakaret babında bir şeyler yapmaya çalıştı diye efendimize leke mi sürecek zannediyor. Zaten bundan 14 sene önce belki 15 sene önce ilk bu hakaret mevzuları meydana çıktığı zaman Allah Subhanahu ve Teala ismiyle kötü siteler kurulduğu zaman efendimize hakaretler yapıldığı zaman yine böyle bir sohbet meclisinde oturuyorduk. Sohbet ediyorduk bu kulağımıza geldiği vakitte. Sohbetin peşinden ağır da bir dua ettik yani Allah da biliyor o insanlara da canımızda çok yanmıştı da ilk oluyordu bunlar o zaman. Fakat sonra baktık ki yani bu mevzular aslında insanlara Allah ve Resulünü hatırlattı Avrupalı insanlara çünkü dediler ki niye böyle bir şey yapılıyor niye hakaret ediliyor araştırmaya başladılar Müslüman olmalar çoğaldı. Yani biz hayretle seyrettik. Yani ahir zamanın dedik herhalde tecellisi böyle yani. Rabbimiz saldırttırıyor. Merak uyandırıyor bütün kafir kafalarda. İslam'a döndürttürüyor yani. Şimdi bu Macron'un yaptığı üzerine tepecek. Müslümanlar daha çok olacak Neden? Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem burada tamamen mağdur durumunda. Sen kime saldırıyorsun? 1450 sene önce Hakk'a irtihal edilmiş birisi ve kendi dininin müntesipleri bütün dünya alemine göre çoğunlukta olan bir zat ve söylediği dinin kurallarına, ahkamına kesinlikle karşı duramadığınız, ezilip bittiğiniz bir zat. Onun karşısına adam olsaydınız dini çürütecek kurallarla çıkardınız. Derdiniz ki bak bizim Tevratımız şunu söylüyor, Kur'an'ın şunu çürüttürüyor şu sözünü çürüttürüyor. Bizim İncil'imiz bunu söylüyor. Kur'an-ı Kerim'in şu hükmünü çürüttürüyor. Derdiniz diyemiyorsunuz. Çünkü ne İncil'i bildiğiniz var ne Tevrat'ı. Hakikileri yok zaten. Olsa bile Kur'an-ı Kerim'i destekler onlar. Doğrulattırır size yani. Kur'an'a teşvik eder. Durum böyleyken kalkıp binalarında Efendimiz'e hakaret neydi o? karikatürlerini yayınlayacaklar. Ve insanımızın şu noktaya özellikle dikkatini çekmek istiyorum. Yani son ben son 20 senedir duyduklarımı anlatayım yani. Genel olarak herkes Avrupa sevdalısı. Avrupa'da sokaklar şöyle, yollar böyle, insanlar böyle. Kimse kimseyi satmaz, kimse kimseye kazık atmaz, şöyle yapmaz, böyle yapmaz. Anlatıyorsunuz ya çok güzel. Ya dilimizde tüy bitti tabii bunu anlata anlata. Bunu yapıyorlar da nasıl yapıyorlar arkadaş? Nasıl sana bu rahatı sağlıyor? Kendi çalışıp kazanıp sana sağlamadı ki bunu. Gitti Orta Asya'daki devletlerin üzerine çöktü. Onların neyi varsa hepsini çaldı. Getirdi sana düzen kurdu. Bu. Eğer bu milletler, bu devletler size bu düzeni kendi yağıyla kurmuş olsalardı bugün böyle olmazlardı. Bugün ne oldu? Orta Asya'yı sömüremiyorlar. Kendi yağlarıyla kavrulmaya başladılar. Ne oldu? Feryat ediyorlar. Teröristler virüsü onlarda da çıkıyor. Ortalık berbat gidiyor yani. Şimdi bunlar asıl hallerini göstermeye başladılar. Bunların şimdiye kadar gösterdiği insanlık kuyruğuna basılmadan gösterdiği insanlıktı. Şu an kuyruğuna basıldı bunların gerçek yüzlerini ortaya seriyorlar. Eskiden herkes ne derdi Avrupa'ya gidenler? İslam orada daha rahat yaşıyoruz. Hadi şimdi yaşayın bakalım. Hadi bakalım. Yok çarşaflısı yok bilmem nelisi bil. Herkese bir prosedür getir diyor. Çünkü biz tarihten biliyoruz. Tarihte dininden dolayı insanlara zulmeden en zalimler orada yaşadılar ya. Hitler'dir bilmem şunlardır bunlardır. Tamamen dininden dolayı insanları yakanlar, yıkanlar, boğanlar hep oradaydılar toplu bir şekilde yani. Durum böyleyken, günde bugüne gelmiş iken kalkıp da Müslüman bir devletin reisine hakaret senin yapacağın oydu yani. Sen çok kızdıysan eğer Recep Tayyip Erdoğan'a gerçi bunu cephede göstermen lazımdı. O kadar yüreğin de yok bileğin de yok. Onun için korkak bir yine biz ağzımızı bozmayalım şey gibi <gülüyor> <gülüyor> ne yaptı binadan şey veriyor karikatür veriyor. Verdiği karikatür bir de Recep Tayyip Erdoğan'da değil Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem. Ne demek bu? Ne demek? Adam demiş yani eceli gelen o hayvan caminin avlusuna işer demiş. Sen demiş gittin şey yaptın, büyüğünü yaptın demiş. Senin işin bitti tamamen yani manasında. Bunların yaptığı da böyle yani. Ama bu Allah'ın izniyle dünya genelinde Efendimiz'e aşkı çoğaltacak, muhabbeti çoğaltacak. Neden ya? Müslümanlar neden hiçbir peygambere hakaret etmiyorlar? düşünecek insanlar. Neden hep bize hakaret ediyoruz? Onlar Musa Aleyhisselam diyorlar hürmetle. İsa Aleyhisselam diyoruz hürmetle. Ayırt etmiyoruz peygamberlikte. Hepsinin şahı efendimizdir diyoruz. O ayrı. Ama hepsi peygamberdir. Ve diyoruz ki onların peygamberliğine inanmayan Müslüman da olamaz diyoruz. Kur'an ile sabittir çünkü onların peygamberliği. Sen Musa aleyhisselam peygamber değildir diyorsan efendimizi kabul etmemiş olursun. Diyoruz yani. İsa aleyhisselam kabul etmediysen efendimizi senin milletin Yahudi bir kişi Yahudiliğe kızıp kalkıp Yahudi insanlarından bir öç almak için Musa aleyhisselam hakaret ete biz izin vermeyiz. Bizim meclisimizde efendimize hakaret edilmediği gibi Musa aleyhisselam da bizim Efendimiz'e hakaret edemezsiniz. İsa Aleyhisselam'a hakarete kalksa ona hakaret ettirmeyiz. İsa Aleyhisselam da bizim peygamberimiz. Müslümanların ne kadar kalplerinin ulu, dinlerinin ne kadar yüce olduğunun aleni işareti oluyor bunlar. Sıkıştıkları zaman, yapacak da bir şey bulamadıkları zaman eline karikatür <laughs> kağıdı alıp karalamakla bir şeyler yaptığını zanneden biçare insanlar. Allah hidayet etsin. Netice söylenecek söz olur yani okyanusa salyasını bulaştırdı diye bir köpek okyanus kirlenecek değil. Efendimizin maneviyatı yüceliği dembe dem bütün alemlere yayılacaktır. Bütün alem Müslüman olacak. Mehdi aleyhisselam gelecek ve sancağımızı dikecek inşallah. Rabbimiz Subhanahu ve teala Efendimiz'i razı etmeye çalışıp Efendimiz'in nuruna eren kullardan eylesin. Gecemiz mübarek olsun, kandilimiz mübarek olsun. Ooh, Efendimizin berekatı her daim üzerimizde olsun. Elhamdülillah. Es Salatu ve aleyke ya Resulallah. Es Salatu ve aleyke ya Habiballah. Es Salatu ve aleyke ya Seyyidler ve Leulahirin. Ve selamu aleyke ya Rabbil Alemin. El-Fatiha.